Amin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Rabbena inneke camiun nas li yevmin la raybe fihi. İnna Allah la yuhlifu al-mi'ad. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yafqahu kavli. Sadakallahu al-azim. Değerli arkadaşlar, bugünkü sohbetimizin birinci bölümünde yine birkaç mevzuya temas edeceğiz. Akabinde yine büyük müsterifler, düşünce tarihine bakış isimli Salih Mirza Beyoğlu'nun eserinden okuma sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Hemen başlık halinde ilk bölümde temas edeceğimiz mevzulara bir bakalım. İlk önce adaletle alakalı ve bunun yanında müşriklere karşı tavrın ne olmasına dair bir mesele üzerinde duracağız. İkinci mesele olarak aciz halinde görünen peygamberin bu aciz durumuna nispetle Rabbine yakarışı, buna nispetle de nihayetinde zafere ulaşmış olması meselesi üzerinde duracağız inşallah. Üçüncü mesele olarak sana hiçbir şey yapamazlar. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bahsedeceğimiz bir mevzu söz konusu burada. Fakat bunun sonunda bilmeyenler için sürpriz olabileceğini zannettiğimiz bir meseleye de bu hadisenin nispetini kuracağız inşallah. Sabırla bizi dinlerseniz buna da şahit olursunuz. Fakat mevzumuza geçmeden önce bir meseleye de temas etmek istiyoruz. Gönüldaşlarımızın genelde vakıf olduğu bir mesele ama teferruatıyla bildikleri bir mesele olmadığı için izah babında bir takım şeyler söylemek istiyoruz. Malum dergilerimizde yayınlanan bir takım şeylerin bugünlerde meselesi konuşuluyor. Gönüldaşlarımızın çıkardığı Baran dergisi ve bizim çıkardığımız Furkan dergisi arasında bir polemik gibi duran, aslında polemik olmayan, meselenin aslında ihlasın barındığı veya barındırılması gerektiği bir mesele olarak zuhur eden bir hadise diyelim. Tabii ki burada her zaman ifade ettiğimiz gibi kardeşlerimizin kötü amellerine düşman olmamız onları sevdiğimiz manasına gelir. Onların da bizim kötü amellerimize düşman olmalarını özellikle arzu ederiz. Bize düşman olmalarını değil. Zira biz de gönüldaşlarımıza asla düşman olmayı düşünmeyiz. Fakat bu arada bu mesele böyle giderken fikri bir seviye yakalanması gerekerek yürünmesi düşünülen böyle bir meselede bir takım parazitler söz konusu. Gerek içeriden bir takım belki anlayışsız dememiz yanlış olmaz, anlayışsız arkadaşların meseleyi kaşıması, sağda solda olmadık şeyler söylemesi, bir takım insanları belki fitnecilikle, belki yalancılıkla suçlaması ayrı bir fitneye sebep olduğu için bu arkadaşlarımızın da bu meselelerden Allah rızası için vazgeçmelerini kendilerine tavsiye ederiz. Bir de tabii dışımızdan bu hadiseyi kaşımak
isteyenlerin varlığına dikkat etmeliyiz. Düşman tabii ki boş durmuyor. Herkes kendi vazifesini yapacak ve bu vazifeye yeltenenlere karşı da gönüldaşlarımızı dikkatli olmaya özellikle davet ediyoruz. Bu meseleyi fikir zaviyesinden yazmaya, çizmeye, konuşmaya varız ve herkes var olmalı. Hiç kimse bundan kaçmamalı. Tabii ihlas ve samimiyet üzere ise kaçmamalı tabii ki. Bunun dışında bu meseleye bu haliyle bakılmadığında bir takım fitnebazların işi karıştırmaya devam edeceği malumdur. Bunun için mümin feraset sahibi insandır. Dolayısıyla ferasetiyle bir takım şeyleri hisseder, görür ve ona göre davranışlarını sergiler. Bizler de inşallah böyle bir fitneye mahal vermeksizin ve fitneye mahal vermek için sağda solda konuşanları da ikaz etmek şartıyla yolumuza devam edelim. Burada haklı haksız meselesinden önce ister haklı olunsun ister haksız olunsun, haksız olunsa bile eğer meselenin içinde rızayı bari söz konusu ise, yani Allah rızasına matuf iş yapılıyorsa, yanılmış olmanın bile hiçbir zararı yok. Tam tersi, yanılmamış olmamıza rağmen eğer Allah rızasına matuf bir hamle içinde değilsek kazanmış olmamızın da hiçbir manası yok. Yani her şeyi ihlas temeli üzerine bina ederek yürümeliyiz. Allah'ın nusreti, yardımı da ancak bu şekilde celbedilebilir. Aksi takdirde böyle bir yardıma muhatap olmamız mümkün değil. Her ne kadar Müslümanız diyor isek de. Bunların şartı var çünkü. Sadece Müslümanım demenin bu yardımı celbetmeye yetmediğini herkes biliyor. Buna da kısaca işaret ettikten sonra bu meseleye özellikle vakıf olan gönüldaşların mesele konuşmak istiyorlarsa, yazmak istiyorlarsa hakikaten ihlas ve samimiyetle yazmalarına kimsenin itirazı olmaz. Bizim de ihlas ve samimiyetimizi muhafaza ettiğimiz kadar yazmamıza, kimsenin konuşmamıza kimsenin itirazı olmaması gerekiyor. Aksi takdirde iş nefsaniyete döküldüğünde biraz önce hatırlattığımız gibi haklı da olsanız, haksız da olsanız orada nefsin payı büyük olduğu için sonuç itibariyle bir berekete ulaşmanın imkan ve ihtimali yoktur. Yani her şeyin başı ihlas. İhlas da kişinin Rabbi ile arasında kurduğu ünsiyetin kalitesiyle alakalı. Yoksa ben burada konuşurken sizi kandırabilirim. Siz bizle konuşurken bizi kandırabilirsiniz. Bir başkası bir başkasına bir şeyler söylerken onu kandırabilir. Ama ihlas sahibi insan o amelinde, o fiilinde karşısındakini kandırmak isteyip istemediğini bildiği gibi onun niyetini Mevla da çok net bir şekilde bilir. Buna şüphe yok. Dolayısıyla bütün yapıp ettiklerimiz ahirete yönelik ameli hamleler, fiili hamleler olduğu için bu ihlası, dolayısıyla bu ihlasın gerektirdiği altyapıyı ve ahlakı kazanmaktan başka çaremiz yok. Bunlar kazanıldığı müddetçe şöyle bir misalle karşılaşırız. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh rüya tabir ederdi. Rüyası bazen doğru, bazen yanlış çıkardı. Tabirleri yanlış çıkardı. Fakat ihlas ve samimiyetinden dolayı Allah onun tabirini, yanlış tabirini bile doğruya kalbederdi. Doğruya çevirirdi. Yani ihlası sebebiyle doğrunun bile yanlışa dönmesi mümkün. Dolayısıyla bizler de yapıp ettiklerimizde kendi nefsaniyetimizi çok fazla ön plana çıkarmadan, kızdığımız ve sinirlendiğimiz zaman abdest alarak, iki rekat namaz kılarak, bunlar kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın bize vasiyet ettiği, nasihat ettiği şeylerdir. Bunları da zaten kale almazsak artık yapılacak hiçbir şey yok. Ortalık curcunaya döner. Yani kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam ne söylemişse
onlar yapılmalı, onlar tatbik edilmeli. Onları yapıp ettikten sonra eğer bir zaruret hasıl olmuşsa veya beklemediğimiz menfi bir sonuç tecelli etmişse, orada da kadere rıza göstermekten başka çare yok. Sıffin Savaşı'nda iki büyük ordu, İslam ordusu, iki tarafta da cennette müjdelenen insanlar, hatta bir tarafta kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından biri, annelerimizden biri var. Diğer tarafta yine cennetle müjdelenmiş büyük sahabiler var. Maslahata binaen bir takım şeylere, kader sırrı çerçevesinde girmişler. Bunlar da sosyal hadiselerin içinde tabii şeyler, ama bütün mesele haklı veya haksız olduğumuz noktada bile ihlasımızı muhafaza etmek. Yani nefsi devreye sokmadan bu işlere meyilli olmak. Bunun haricinde belirttiğimiz gibi sonuçlar kader sırrı çerçevesinde değerlendirebilecek şeylerdir. Zaten çok mühim bir şey de yok. Yani bu kadar bahis mevzu ettiğimize de kimse şey yapmasın, acayip bakmasın veya çok tuhaf şeyler oluyormuş gibi durmasın. Halledilebilecek meseleler, konuşulacak meseleler, üstesinden gelinebilecek meseleler, nihayetinde ahir zaman hakikatini yaşadığımız bu fitne devrinde bir takım şeylerin çok farklı şekilde tecelli etmesi mümkün, ama bizim meselelere doğru bakmamız halinde bunları aşmamız da çok zor değil. Zira biliyoruz ki gönüldaşlarımız nice badireleri aşarak bu noktaya gelmişlerdir ve yollarını da Allah'ın izniyle devam ediyorlar. Evet, bu girişten sonra mevzumuza geçebiliriz. Birinci mevzu demiştik, adalet ve müşriklere karşı tavır. Şimdi bu meselede adalet mevzu şey yapılırken müşriklere karşı tavır söz konusu. Orada sanki bir adaletsiz gibi bir şey doğabilir mevzunun içinde. Bunu da izah etmeye çalışacağız inşallah. Şabi'den nakildir. Anlatıyor. Diyor ki Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh, yani Hazreti Ali kerramallahu veçhe, bir gün çarşıya çıkmış. Çarşıda dolaşırken bir Hristiyan'ın elinde gördüğü bir zırhı tanıyıveriyor. O Hristiyan'ın elinde bulunan zırh tanıdık geliyor Hazreti Ali kerramallahu veçhe'ye. Ve gidip o Hristiyan'a diyor ki bu zırh benim. Zırhımı bana ver diye ondan bu zırhı geri istiyor. Tabi Hristiyan da vermek istemiyor. Hayır diyor, bu senin değil, bu zırhın sahibi benim. Böyle mukavemet edince Hazreti Ali kerramallahu veçhe halife iken, yani bu enteresan bir hadise, Hazreti Ali'nin halife olduğu bir dönemde bu mesele cereyan ediyor. O halde diyor Hazreti Ali kerramallahu veçhe bu Hristiyan'a, kadıya gidelim diyor. Yani devlet başkanı eğer işte İslam'ın elinde güç mahcup olmasaydı, gücün mahcubiyeti asıl kuvvet manasına gelmemiş olsaydı, Hazreti Ali zaten devlet başkanı bir Hristiyan'a laf mı geçiremeyecek, kellesini bile vurur istese, tutar çeker alırdı elinden, ama böyle bir şey yapmıyor. İşte orada adaletin tecellisi bu. Gücün mahcup olduğunun alameti bu. Hani Üstad Rahmetullahi Aleyh'in sahabeyi bize örnek göstermesi hadisesi var ya, bu işte. Güçlüyüm, ezerim yok. Güçlüysen bile gücünü muhafaza et, batıla karşı onu kullanmak için tahkim et. Hemen kardeşine karşı, bir mümine karşı kullanma, hatta bir Hristiyan'a karşı hemen kullanma. Haksız olduğun bir noktada kime karşı olursa olsun, ister Yahudi ister Hristiyan, asla kullanma. Çünkü gücün mahcubiyeti güce asalet kazandırır. O halde diyor kadıya gidelim Hazreti Ali kerramallahu veçhe. O zamanın kadısı da Şurayh adında birisi. Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde Şurayh adında birisi kadılık yapıyor. Yani hakimlik yapıyor. Hazreti Ali kerramallahu veçhe bu kadı Şurayh'a giderek ona bu davayı halletmesini söylüyor. Yani böyle bir dava var. Bu
Hristiyan'ın elindeki zırh benim zırhım. Onu geri istiyorum. Mahkemeleşmek istiyorum. Bu zırhı bana iade etsin. Sen bizi muhakeme et, diyor. Halletmesini istiyor mevzuyu. Şurah da, yani kadı Şurah da, Hazreti Ali'yi görünce, tabi halifeyi, devlet başkanı, onu görünce yerinden kalkıyor ve kendi yerine Hazreti Ali kerramallah veçeyi oturtuyor. Tabi burada bir şeylik var. Yani hani adalet diyorduk. Şimdi burada kadının yerine Hazreti Ali nasıl oturabilir? Oturmaması lazım. Eğer böyle bir şey varsa. Tabi o günkü şeyleri de bugünkü gibi böyle masalar, sandalyeler şeklinde düşünmemek lazım. Tabii bir hal içinde bu makamlar söz konusu. Yerinden kalkıyor ve yerine Hazreti Ali'yi oturtuyor. Şimdi kendi makamına Şurayh Hazreti Ali'yi oturttuğuna göre orada adaletli davranması mümkün mü diye geliyor insan aklına. Fakat orada tabii halifeden korktu manasına bir şey yok. Hemen aşağıda o açıklanıyor çünkü. Kendisi de o zırhı alan Hristiyan'ın yanına oturuyor. Yani Hazreti Ali kerramallahu vecihinin karşısına oturuyor. Hristiyan'ın da yanına oturmuş oluyor. Hazreti Ali de onun yanına oturuyor. Bu arada kerramallahu vece buyuruyor ki Hazreti Ali, ey Şurayh diyor, eğer hasmım Müslüman olsaydı, yani benim davalı olduğum bu adam, bu Hristiyan, eğer Müslüman olsaydı onun yanına otururdum. Yani sen oradan kalktın, ben senin yerine oturdum. Bu benim sana karşı tahakkümümün gereği değil. Sen bana yer verdin, ben de kabul ettim. Bu böyle bir şey değil. Yani aklından böyle bir şey geçmesin. Ben halifeyim, istediğim yere otururum. Zaten öyle bir şey söylemiş olsa, öyle bir şey düşünmüş olsa Hazreti Ali kerramallahu vece, yani gücün mahcubiyetine inanmasa, hakkın, hakikatin ne olduğunu bilmese, onu mahkemeye davet etmezdi zaten Hristiyan'ı. Halifeyim, bu benim ve vereceksin geriye. Dedi mi mesele bitti. Hayır, burada işte gücünü kullanma babında değil, burada daha başka bir ahlakı yansıtma söz konusu. Burada diyor ki, hasmım Müslüman olsaydı onun yanına otururdum. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hristiyanlarla samimi olmayın, selam vermeyin, hastalarını ziyaret etmeyin, onları güç durumda bırakın ve onları Allah'ın küçümsediği gibi küçümseyin dediğini duydum. Ya Şurayh, aramızda hüküm ver şimdi. Yani ben kainatın efendisi aleyhissalatü vesselamın bu söylediklerine binaen onun yanında oturmadım. Hakkın tecelli etmesini engellemek için değil, büyüklüğümü göstermek için değil, halife olarak gücü kullanmak, haksız yere kullanmak için değil. Kainatın efendisi böyle buyurduğu için ben böyle bir fiilde bulundum. Hristiyanlarla samimi olmayın. Yani bugün Yahudileri ve Hristiyanları bedavadan cennete gönderip de Müslüman olmanın hiçbir manası olmadığı düşüncesini insanların kafasına sokanların halini düşünün. Dinler arası diyalog, medeniyetler buluşması, caminin, havranın, kilisenin bir arada takdim edilmesi. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifine binaen ona tam zıt bir hareketin hamlesi oluyor. Yanlış bir hamle, batıl bir hamle. Çünkü Hazreti Ali kerramallahu vece burada buyuruyor ki, Allah Resulü böyle dedi. Evet, Allah Resulü böyle dediği için Hristiyanlarla samimi olmayın, selam vermeyin, hastalarını ziyaret etmeyin, onları güç durumda bırakın ve onları Allah'ın küçümsediği gibi küçümseyin. Çünkü Mevla onları küçümsemiştir. Onları elin bir azaba düçar kılacağını vahiyle beyan etmiştir. Dolayısıyla Hazreti Ali kerramallahu vece burada bunun için oturduğunu beyan ediyor. Yoksa kadıya bir baskı yapmak için değil.
kadıyı bile isterse değiştirir. Öyle bir nefsaniyeti olsaydı ama yapmıyor. Evet, böyle dedikten sonra ya Şurayh aramızda hüküm ver dedi. Kadı Şurayh Hazreti Ali Kerramallahu Veçe'ye dedi ki ne diyorsunuz müminlerin emiri? Yani nedir mesele? Bunu anlatır mısın? Diyor. Hazreti Ali de Kerramallahu Veçe buyuruyor ki bu zırh benimdir. Çoktandır kaybetmiştim. Bu sefer kadı Şurayh Hristiyan'a dönerek diyor ki peki sen ne diyorsun? Yani halifenin böyle bir iddiası var. Zırhın kendine ait olduğunu söylüyor. Bu doğru mudur? Yanlış mıdır? Bu konuda senin düşüncen ne? Bir de seni dinleyelim dediğinde Hristiyan diyor ki biraz böyle itidali elden bırakmayan bir ifadeyle müminlerin emirini yalanlayamam diyor. Müminlerin emiri böyle diyorsa onu yalanlayamam. Fakat buna rağmen zırh da benimdir diyor. Yani hem onu yalanlayamam, yalanlayamadığına göre evet onun olma ihtimali var gibi bir ima var burada veya yumuşak bir geçiş yapma, yani belki başına bir şey gelir düşüncesiyle mi bilemiyoruz tabii ki. Müminlerin emirini yalanlayamam. Yani Hazreti Ali'yi yalanlamıyor fakat diğer taraftan da diyor ki zırh da benimdir. Benim de iddiam bu diyor. Bunun üzerine Kadı Şurayh Hazreti Ali Kerramallahu Veçe diyor ki ey halife diyor bu durumda zırhı bu Hristiyan'dan alamam. Çünkü diyor yani delilin yok. Delilin var mı? Varsa bir delil getir bana ki bu Hristiyan'dan zırhı alayım sana vereyim. Delilsiz bu iş mümkün değil çünkü Hristiyan da bu halifenindir demiyor. Onu yalanlayamam diyor ama zırh da benimdir diyor. Dolayısıyla zırhı sahipleniyor. Dolayısıyla bu zırhı ondan alıp sana veremem, bu zulüm olur. Bunun üzerine Hazreti Ali Kerramallahu Veçe mukabele ederek diyor ki Şurayh doğru söyledi. Yani ey kadı sen doğru söylüyorsun. Haklısın. Delil getirmem lazım. Delilsiz bunu ondan alamayız tabii ki. Ama bu iddia karşısında şayet Hristiyan evet bu zırh onundur. Yani ben şu şekilde aldım veya şu şekilde ele geçirdim. İşte şu sebeplerle bu bana geldi ama ben biliyorum bunun halifenin olduğunu. Dolayısıyla hakkı teslim etmek için ben ona veriyorum diyebilirdi. Onun için Hazreti Ali delilsiz bir şekilde hakimin kadının huzuruna çıktı. Hristiyan'ı da çıkardı. Orada belki bu hakkı temsil eder. Çünkü Hazreti Ali Kerramallahu Veçe mutlak manada kendisinin olduğunu biliyor. Fakat buna rağmen delilsiz bir şekilde onu alamıyor. Hani benim gücüm var, kırarım kemiklerini. Yok. Hani demokrasilerde olduğu gibi. Demokrasilerde bu menem şeyler çoktur. Çünkü orada bir kamufle söz konusu. İsmi uydururlar, halkın önüne koyarlar. Ondan sonra istersen sen %50 oy almış ol fark etmez yani. %100 de alsan gene fark etmez. Bu işler böyle yürüyor dünyanın her tarafında. Bugüne kadar da bütün demokrasiler böyle olmuştur. Kötünün iyisi diyor zaten Batılılar. En iyi değil. Kötünün iyisi. Bu kadarını bulamadık. En iyisini bulamadığımız için bununla idare ediyoruz diyor. Biz de Müslümanlara diyoruz ki bak en kötünün iyisi diye takdim ettikleri bir şey var. Buna çok fazla aldanmaya gerek yok. Burada aldanmayacağımız bir hakikat var. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Buna nispet içinde vasıtasıyla büyük doyup da bunları alenen söylüyoruz. Herkesin bakmasını da tavsiye ediyoruz. Tabii iğdiş edilmiş beyinlerin intikamı alınmadığı müddetçe bunlar anlaşılacak şeyler değil. Yani insanlar kendi nefsaniyetleri için çırpındıkları kadar en az onun kadar bu hakikatleri anlamak için çırpınmak zorundalar. Eğer böyle bir temayül yoksa hakkın, hakikatin yerlerde süründüğünü görmeye devam edeceğiz demektir. Evet, Şurayh doğru söyledi diyor Hazreti Ali Kerramallahu Veçe. Haklısın, delil getirmem lazım. Kadıya böyle seslenince işte burada nurani hakikat tecelli ediyor. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'a
doğru nispet kurmanın hakikati tecelli ediyor. Hemen bu meselenin arkasında Hristiyan müdahale ediyor. Diyor ki bu gördüğüm manzara ancak diyor peygamberlerin hükümlerinden olabilir. Bu manzara enteresan bir manzara. Bir kadı kendi zırhı olduğunu bildiği bir şey benden istiyor. Ben de biliyorum onun olduğunu. Buna rağmen vermiyorum. Delilsiz o da bunu benden alamıyor. Evet, bu gördüğüm ancak peygamberlerin hükümlerinden olabilir. Benim kellemi isterse hemen anında alabilir ama böyle bir şeye tevessül etmiyor. Allah korkusu denilen şey bu zaten. Kalplerdeki jandarma bu demek zaten. Hani o klasik tabir var ya, herkesin peşine bir jandarma, bir polis takamazsınız. Bunları kalplere yerleştirmiş olmanız gerekiyor. İşte halife, ümmetin halifesi, bütün gücü elinde bulunduran devlet başkanı, avanesinden, halkından olan bir Hristiyanla böyle bir muamele içine giriyor. İşte bu peygamberi hakikatin kendi üzerindeki tecellisiyle alakalı ve bunu Hristiyan fark ediyor. Bu gördüğüm diyor ancak peygamberlerin hükümlerinden olabilir. Müminlerin başkanı kadısına geliyor. Yine Hristiyan söylüyor bunu. Müminlerin başkanı kendi tayin ettiği kadısına geliyor, hakimine geliyor. Kadısı da onun aleyhinde hüküm veriyor. Müminlerin emiri diye Hazreti Ali Kerimallahu Veçe'ye hitap ediyor. Müminlerin emiri, vallahi bu zırh senindir. Seni takip ettim, devenden düştü ve aldım. Şimdi ise gördüklerim karşısında Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet ediyorum diye teslim oluyor. Evet, gücün mahcubiyetinin ne ifade ettiği anlaşılıyor. Emri bil maruf, nehyanil münker böyle yapılır. Yani hakkı emretmek, kötülüklerden insanları uzaklaştırmak ancak bu şekilde olabilir. Bu da kainatın efendisi aleyhissalatü vesselamın batınına nispet kurmadan mümkün değil. Bunun için batı tefekkürüyle İslam tasavvufu arasında kanatlarını açan, birinciyi ikincinin önünde hesaba çeken hükmü konulmuştur. Bu batın nispeti kurulmadığı müddetçe bu ahlak oluşmaz. Bu ahlakın oluşmadığı yerde hem nalına hem mıhına vurmaya devam edilir. Bunun için nefsin en çok hoşuna giden şey denilmiştir ulema tarafından. Mollalıkla hovardalığı bir arada getirmektir. Yani hem dini mübin İslam için çalıştığımızı söylemeye devam ederiz. Hem de bir taraftan her türlü günahı irtikap etmeyi çok fevkalade bir suç saymayız. Nefs bunu çok arzu eder. Ama bu ahlak söz konusu olduğunda, yani batın nispeti kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam'a kurulduğunda, ki o silsile içinde bugüne kadar gelen bir yoldur batın nispeti. Tasavvuf dediğimiz tarikatlarda hali hazırda devam eden ve kıyamete kadar da devam edecek olan bu hakikatlere nispet kurulmadığı müddetçe felsefeyi hikemiyata çevirmemiz mümkün olmayacaktır. Çünkü bunda ancak kalp sahibi olanlar için ibretler vardır diyor kainatın sahibi Celle Celaluhu. Akıl sahibi olanlar için demedi. Felsefe akla nispetini kurmuş. Hikemiyat ise aklı tepeledikten sonra akla hakim olmak kaydıyla aklı ruha bağlı bir keyfiyet olarak bilerek ruha nispetini kurmuştur. Yani hem zahiri hem batını daire içine alan bir hakikat. Bu nispet kurulduğu müddetçe kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam'dan onun ahirete irtihalinden 15 sene sonra
Doğu Roma İmparatorluğunu yerle bir eden ahlak bu ahlaktı. Bu nispet kurulmuş olduğu için bu başarılar bu geçerli. Yarın da bu geçerli olacak. Kıyamete kadar da bu geçerli olacak. Bunun tek yolu da nefs tezkiyesi. Nefs tezkiyesinin olmadığı yerde ilim de işe yaramaz. Onun için Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, ilim insanın cehaletini giderir ama ahmaklığını gidermez buyurmuşlar. Ahmaklığın gitmesi için ilmin bu zahiri yönünün batına nispetinin kurulması gerekli çünkü. Bunlar bunu yaşayarak bize göstermişler. Bizim de yaşamamızı arzu etmişler. Biz tabii çok fazla bu işlerden anlamadığımız için yaşama konusunda maalesef bir takım zayiatlar vermeye devam ediyoruz. Mevla inşallah bu zaaflardan bizi korur. Evet, Hristiyan'ın söylediği o. Bu gördüğüm diyor, ancak peygamberlerin hükümlerinden olabilir. Müminlerin başkanı kadısına geliyor, kadısı da onun aleyhinde hüküm veriyor. Ey müminlerin emiri, vallahi bu zırh senindir. Seni takip ettim, devenden düştü ve aldım. Şimdi ise gördüklerim karşısında Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam onun Resulü olduğuna şehadet ediyorum diyor. Ve bunun üzerine Hazreti Ali kerramallahu veçenin şu cevabı: madem ki Müslüman oldun, zırh senin olsun. Evet, onun şerefine, Müslüman olmanın, bir kişiyi daha kurtarmış olmanın zevki içinde dava ettiği Hristiyan'a Müslüman olduğu için zırhını hediye ediyor. Bunun üzerine de Hristiyan zırhı atının üzerine koyup yoluna devam ediyor. Evet, bunlar her seferinde ikaz etmeye çalışıyoruz. Tabii söylerken başta kendi nefsimiz olmak üzere ikaz etmeye çalışıyoruz. Kelamdan ibaret kaldığı müddetçe bunlar bizim işimize yaramaz. Bunlar sahabe-i kiram hazaratıyla alakalı anlatılmış hikayeler şeklinde kalır. Bunu madde planında kalmış olan, iman hakikatinde zaafa uğramış olanlar nasıl değerlendiriyorlarsa, yani nasıl hikaye kabilinden anlıyorlarsa, öyle iddia ediyorlarsa, biz de bu ahlaki yapıyı kendi şahsımızda ve cemiyetimizde Müslüman olarak yaşamadığımız müddetçe onların kelami olarak söyledikleri bu şeyi biz de ameli olarak zaten yaşamış oluyoruz. Onlardan da çok bir farkımız kalmıyor. Şöyle bir tehlikeyi de üstüne koyarsanız, kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam ahir zamanda akşam mümin yatıp sabah kafir kalkacaksınız hakikatini de buna eklerseniz durumun vahametini daha da iyi anlamış olursunuz. Anlamış oluruz. Evet, onun için herkes kendi nefsini didiklemenin yollarını aramalı. Öfkelendiği zaman öfke baldan tatlıdır hikmeti mucibince, öfkesini yatıştırmanın şartlarını aramalı. Kardeşine bir şey söyleyecekse o şartları uyguladıktan sonra söylemeye çalışmalı. Ama iman hakikatine taalluk eden bir şeyde çok ciddi hamlelerin yapılmasında bir sakınca yoktur. Bunu da herkes bilmesi lazım. İmana taalluk eden bir şeyde, yani orada biraz daha ciddi bir duruş, biraz daha değil çok ciddi duruş sergilenmeli. Çünkü mesele itikadi bir boyuta girdiği andan itibaren tehlike büyüdü demektir. Yani biraz daha açalım. Efendi Hazretleri, amellerimle cennete gideceğimi zannetmiyorum. Ama filancıya buğz ettiğim için, baş nefret kutbumuzu kastederek, ona buğz ettiğim için Rabbimin beni cennete sokacağını ümit ediyorum dediği bir noktada, bu tür riskli meselelere girerek
çok rahat şekilde kalem oynatmanın itikadi bir sahaya girdiği ve o sahada da insanın fevkalade perişan bir duruma düşeceğini de kimse unutmasın. Allah muhafaza. Şeriatı garrayı ayaklar altına almış bir kişiyi sevmek insanı dinden çıkarır. Çünkü onun yaptıklarını tasdik manasına gelir bu. Yani bunun hiç ne taktiği olur ne stratejisi olur. Burada işin itikadi boyutu devreye giriyor demektir. Orada çok ciddi şekilde muhasebe ve muhakeme yapılarak konuşulmalı. Nasıl ki nikah meselesinde şaka bile yapılmaz. Ya o şakayı bile kaldırmaz. Bunlar derin itikadi meseleler. Fıkhi bilgisi olan kardeşlerimiz bu konuları çok iyi bilirler. İnşallah bu tür meselelere de bir gün hazırlanabilirsek onlara da temas ederiz. Veya hazırlanmış olan arkadaşlar varsa onları davet eder, konuştururuz. Bu işin ciddiyetini anlamadan yaptığımız amellerin aleyhimize dönebileceğini ihtimal dışı bırakmamamız lazım. Çünkü fitne dönemindeyiz. Ahir zaman, zamanın ucunda yaşıyoruz. Akşam mümin yatıp sabah kafir kalkma ihtimalimiz çok büyük. Onun için de Ehlullah'tan Ali Haydar Efendi Kaddesallahu sırra Fatih Camisi'nde namaz kılan insanlara bakıp, içinde namazının sünnetini kılan insanlara bakıp, ey anlı secdedeki kafirler diye onlara hitap etmiştir. Keşf ehli görüyor. Onun için Allah muhafaza, bir takım şeyleri söylerken ağzımızdan çıkanı kulağımızın duymasına da dikkat etmemiz lazım. Bunlar itikadi meseleler. Ameli mevzularda hata payı var. Tabi bu rahatlıkla hata yapabiliriz manasına gelmez. Israrla mekruhları bile insan ısrarla yapmaya devam etse oradan kendisine harama bir yol açar ve felakete doğru sürüklenebilir. Yani mekruhu küçük görmek. Mesela bir insan namaz kılmaz, kılmayabilir. Şeytan kandırmıştır, namazlarını kaçırıyordur. Olabilir, bu ameli bir hatadır. Fakat namazı küçümsediği an küfre girmiştir. Allah muhafaza. Yani senin küçümsediğin şeyi kainatın sahibi, seni yaratan mühimsiyor. Sen orada namazı değil, yaratanını küçümsemiş olmanın felaketi içine düşüyorsun. Dolayısıyla bunları bize bildiren kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam olduğuna göre onun bugünkü temsilcilerinin de ehlullah olduğun hakikatine binaen düşünürsek onların nefret ettiği insanlara nisbi de olsa sevimli bir bakış atfetmek Allah muhafaza insanı imandan eder. Bütün amellerini boşa çıkarır. Bu tehlikeye biz düşmeyiz dememeliyiz. Düşeriz. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ı dünya gözüyle görmüş kuzmanın halinden sık sık bahsediyoruz. Muazzam bir atılışla müşrikleri tepelerken kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam onun cehennemlik olduğunu söylüyordu. Sonunda anlaşıldı ki o İhlasla din-i mübini İslam'ı muhafaza için değil, Medine'deki hurmalıklarını korumak için savaşıyormuş. Bu söz hepimize. Herkes kendi nefsinde bunun hesabını yapmalı. Muhasebe ve muhakeme karşındakine göre değil. Allah ve Resulüne göre, cennet ve cehenneme göre, Kur'an ve sünnete göre, yoksa Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in karşındaki duruşuna nispetle bunları değerlendirmeye kalkarsan evet o bir vesile olabilir ama hakikatiyle onu ön plana çıkararak bu muhasebeyi yapmaya girişirsen bil ki nefsin orada araya girmiştir, seni yanıltacaktır. Öfkenin baldan tatlı olması hikmeti mucibince yanıldıkça tatlanacaksın, tatlandıkça kaybedeceksin demektir.
Onun için çok ciddi şekilde iç muhasebemizi, içe doğru derinliği keşfetmemizi, derinliklere dalmamızı, dışa doğru da o derinlik sebebiyle genişlememizi gerektirecek hamlelere muhtacız. Bu hamlelerin gerçekleşmesi için de herkesin birbirine ihlas ve samimiyetle yardımcı olma zarureti vardır. Ama bu şeyler yüzeysel olarak anlaşılırsa, anlaşılmaya devam ederse bu söylediklerimizin ne bize bir kârı olur ne de dinleyenlere bir faydası olur. Onun için Mevla bu dünyada yaşarken bir gözümüzün ve bir ayağımızın ahirette olmasını bizlere nasip eylesin. Yani ulemanın, ehlullahın ifade ettiği gibi. Bir namaz kılıyorsanız, vaktin girdiği bir namazı kılıyorsanız, yani şu anda yatsı ezanları okuluyor, yatsı ezanını kılıyorsanız, bunu son namazınız diye niyet ederek kılın. Yani bu benim son namazım. Bundan sonra namaz kılamayabilirim. Mevla bana verdiği emaneti geri alabilir. Dolayısıyla o emanet benden alındığı andan itibaren benim davalı olduğum insanlar, davacı olduğum insanlar, düşman olduğum insanlar, dost olduğum insanlar, sevip saydığım veya nefret ettiğim insanlar hiçbiri benimle beraber olmayacak. Ama ben onlara ne yapmışsam, iyilik ve kötülük babında hepsi benimle beraber gelecek ve benden hesap soracaklar diye düşünmeli. Onun için kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam bizim kendimize güvendiğimiz kadar, nefsimize güvendiğimiz kadar kendine güvenmiyordu. Onun için de günde 70 sefer istiğfar çekerim diyordu. Halbuki ismet vasfına malikti. Yani günah işlememeye dair bir garanti almıştı Rabbinden. Buna rağmen bu istiğfarlara devam ederdi. Ama bizim böyle bir garantimiz olmamasına rağmen içinde bulunduğumuz zafiyetler dolayısıyla böyle bir şeye sarılmaya niyetli görünmüyoruz. Yani estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah demek bize ya ağır geliyor, ya komik geliyor, ya da boş bir şeymiş gibi geliyor. Buna rağmen konuşmaya başladığımızda mangalda da kül bırakmamak bize müthiş derecede zevk veriyor. Mevla bizi bu türlü zaaflardan en kısa zamanda kurtarsın inşallah. Bizleri cümle mümin ve müminat. Evet, buradan ikinci mevzumuza geçebiliriz bu hadiseden sonra. Aciz halindeki peygamber kazandı demiştik. Aciz halindeki peygamber. Yani onun acziyeti içinde bulunduğu sosyal şartların görüntüsüyle alakalıydı. Yoksa hakikatte kainatın sahibi onu kainatın efendisi olarak dünyaya gönderdiğinde ona yardımını da gönderdi. Kainatın efendisi o yardımın kendisine geldiğini biliyordu. Fakat beşeri hali itibariyle yaşaması gereken meselelerde bir beşer gibi Rabbinin karşısında durmanın gereğine de inanıyordu. O gereklilik olarak acziyetini Rabbine ifade ediyordu. Nasıl ifade ediyordu? Amcası Ebu Talip öldüğü zaman kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam Taif'e gitti. Onları İslam'a davet etmek için yaya olarak, yani ne at sırtına bindi ne deve sırtına bindi, yaya olarak o aşk içinde Taiflileri İslam'a davet etmeye gidiyor tek başına. Taifliler davetini kabul etmediler. Evet, Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bu böyle devam edecek. Hakla batılın mücadelesi böyle tecelli edecek. Birileri hakkı söyleyecekler, birileri hakkı reddedecekler. Batılın tarafından olacaklar, onu savunacaklar. Bu yaratılışın gayesi.
Kader sırrına vakıf olanlar bundaki mananın derinliğini hissedebilirler tabii ki. Bu bize göre bir iş değil. Biz de o mana derinliğine vakıf olmuş büyüklerin eteğine sarılarak belki bir şeyler hissedebiliriz. Herkes nasibince tabii ki. Evet, Taif'e gitti, onlara anlattı. Fakat Taifliler Allah Resulü'nün davetini kabul etmediler. Allah'ın Resulü Taif'ten eli boş döndü. Tabii üzüldü. Sıkıntı içinde bir ağacın gölgesinde istirahate çekildi. Yani ümmetinden birilerini kurtaramamanın üzüntüsü içinde. Halbuki kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam bana ne de diyebilirdi ama merhamet sahibi peygamber onların ahirette ne ile karşılaşacaklarını bildiği için onlara merhametinden dolayı üzüldü. Bir ağacın gölgesine geçip istirahate çekildi. Sonra arkasından iki rekat namaz kıldı. Namaz kıldıktan sonra Rabbine yalvarmaya başladı. Allah'ım, ben kuvvetimin azlığını, yani kimse yok etrafımda, ben yalnız başınayım, çırpınıyorum ya Rabbi, kuvvetimin azlığını, insanların beni hakir görmesini sana arz ediyorum ya Rabbi diye yalvarmaya başladı. Kuvvetim az, insanlar beni hakir görüyor, ben de bunu sana arz ediyorum ya Rabbi, ben elimden geleni yaptım fakat benim yaptığımın karşılığında işte müşriklerin bana yaptıklarını görüyorsun ya Rabbi diye halini arz ediyor. Acziyetini Rabbine ifade ediyor. Ve devam ediyor hadis-i şerifte, diyor ki sen ey en çok merhametli olan, merhametli olan Allah'ım, beni kime bırakıyorsun? Kendisine peygamberlik makamı verilmiş. Fakat beşeri hayat içinde yaşanması gereken çilelere talip olması gerektiğini bildiği için acziyetini Rabbine anlatıyor. Beni kime bırakıyorsun ya Rabbi diyor. Kimse yok etrafımda. Bana sahip çıkan yok. Beni müşrikler hakir görüyorlar. Sen bana diyorsun onlara git tebliğ et. Fakat onlar beni horluyorlar. Beni kime bırakıyorsun ya Rabbi? Evet, bu dua kainatın efendisi aleyhissalatü vesselamın dilinden izhar edilen bu dua kıyamete kadar her müminin duasıdır. Duası olmalıdır. Şu anda biz bunu naklediyorsak, biz dinliyorsak bu dua bizim duamızdır. Bunu kalbi derinlikten gelen bir hisle yapabilmeliyiz. Bu hissi duyabilmeliyiz. Sen ey en çok merhametli olan Allah'ımız, bizi kime bırakıyorsun? Bu müşrikler, bu münafıklar, bu kafirler, bu her türlü izmin zalimleri üzerimize geliyorlar. Bunların eline bizi bırakma ya Rabbi. Bugün bizim duamız budur. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Üstüme yürüyen bir düşmana mı? Yoksa işime sahip çıkan bir dosta mı? Beni kime bırakıyorsun? Bu düşmanların eline mi bırakacaksın beni? Yoksa benim işime sahip çıkan bir dosta mı? Yani kendine mi? Eğer senin kahrına uğramazsam ya Rabbi diyor. Eğer senin kahrına uğramazsam gerisi benim için hiç önemli değil. Yeter ki senin kahrına uğramayayım ben. Bütün mesele bu. Başıma ne gelirse gelsin hiç önemli değil diyor kainatın sahibi. Ve bugünün Müslümanının söylemesi gereken hal bu. Başımıza ne gelirse gelsin. Başımıza geleni o görmüyor mu? O bilmiyor mu?
O bize söylenenleri, bize hakaret edilenleri duymuyor mu? Evet, ama biz buna ne kadar inanıyoruz? Eğer diyor senin kahrına uğramazsam gerisi benim için önemli değil ya Rabbi. Yeter ki senin kahrına uğratma beni. Bundan kurtulayım da gerisi ne olursa olsun. Taifliler beni taşlamış, başımı yarmış, kanatmış, önemli değil. Kellemi koparsalar önemli değil. Fakat senin kahrına uğramayayım ya Rabbi diyor. Benim için önemli olan bu. Ve devam ediyor. Senin verdiğin sıhhat ve afiyet benim için en büyük nimettir. Sen bana böyle bir nimet verdin, sıhhat ve afiyet verdin. Ben de bunun karşılığını vermek için bu davanın içindeyim. Müşrikler La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyinceye kadar onlarla savaşacağım demek istiyor. Çünkü sen bana sıhhat ve afiyet verdin. Bunları yapmam için. Ben bunları yaparken her şeye razıyım. Yeter ki senin kahrına uğramayayım ya Rabbi diyor. Ve devamında gazabına uğramaktan, ona düçar olmaktan, yani senin gazabına düçar olmaktan, gazabına uğramaktan, karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiretin nizama koyan zatına sığınırım. Sen karanlıkları aydınlatansın. Dünya ve ahiretin nizama koyansın sen. Senin zatına sığınırım gazabına uğramaktan. Beni muhafaza et. Gazabına uğratma. Gazabına düçar kılma ya Rabbi diye devam ediyor. Ve sonunda da ancak senin rızanı talep ederim. Başka derdim yok benim. Sadece senin rızan önemli. Bunun dışında hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Ben eğer doğru bir şeyler yapıp senin yolunda doğru adımlar atmışsam ve senin rızanı kazanmışsam geride kalan hiçbir şey beni ilgilendirmiyor ya Rabbi diyor. Benim bütün meselem bu. İlahi ente maksud ve rızakel matlub. Maksadım sensin ya Rabbi. Seni talep ediyorum. Benim başka bir derdim yok diyebilmeli kul. Ta ki sen razı ol diyor kainatın efendisi. Yeter ki sen razı ol. Ve sonunda da la havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet ancak Allah'ındır diye yakarışını bitiriyor kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam. Evet, bunlar hakikaten hikaye olmayan şeyler. Fakat hikaye olmadığını söyleye söyleye bunları hikaye kabilinden yaşamaya maalesef devam ediyoruz. Onun için kendimizi silkelemekten başka çaremiz yok. Sağa sola bakmaksızın, sağa sola bakmaksızın, zira iptal diyalektiğinin terkibi hükümlerinden biri olarak kendi için olmadan dünyada başkası için olan hiçbir şey yoktur. O zaman kendi için olmanın yollarını, nefsi tepelemenin yollarını bilerek kendimizi açmalıyız. Onun dışında kurtuluş ümidi pek görünmüyor. Evet, üçüncü mevzumuza geçiyoruz. Demiştik ki sana hiçbir şey yapamazlar. Yine kainatın efendisi aleyhissalatü vesselamla alakalı bu mevzunun sonunda bilmeyen arkadaşlarımız için sürpriz mahiyette birkaç kelam da etmeye çalışacağız inşallah. Abdullah bin Ömer anlatıyor. Yani Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın oğlu anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ömer Müslüman olduğu zaman 40. Müslüman olarak Müslüman olduğu zaman müşriklere gitti, dedi ki Kureyş'in en gür sesli olanı kim? En çok kimin sesi çıkıyor? Bağırdığı zaman çok uzaklardan duyulacak şekilde kimin sesi gürdür? O diyor çıksın, benim Müslüman olduğumu ilan etsin.
gidip Kureyşlere böyle diyor. Ki hepimizin malumu, kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye giderken Müslüman oluyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bu nasıl bir iman ki bir anda iman ettikten sonra bambaşka bir insan olarak tecelli ediyor. Çıksın diyor, bir benim Müslüman olduğumu ilan etsin. Kureyşlerin en gür sesli olanı herkes duysun diyor, bağırması. Kureyşler kendisine birini tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki en gür sesli olan içimizden Cemil bin Mamer el-Cemhi'dir. Bu kişinin ismini veriyorlar. O çok gür seslidir. Hazreti Ömer de öğle vakti gidip onu buluyor. Bu arada Abdullah bin Ömer diyor ki ben de onu takip ettim. Yani Hazreti Ömer'in arkasından oğlu onu takip ediyor. Ne olacak diye merak ediyorum diyor. Ben de onu takip ettim. Ne yapacağına bakıyorum diyor. Bakalım sonuç ne olacak? Niçin en gür sesli insanı istedi? O bağırdığı zaman, ilan ettiği zaman sonuç ne olacak? Merak ediyorum. Onun için peşinden gittim diyor. Ve şöyle bir ifadesi var Abdullah bin Ömer'in, diyor ki ben o zaman diyor, yani peşinden gittiğim dönemlerde her şeye aklı eren bir çocuktum. Yani gördüklerimi anlayabiliyordum. Neyin ne olduğunu fark edebilecek bir yaşta idim diyor. Cemil'in yanına varınca Hazreti Ömer radıyallahu anh ona dedi ki Cemil, benim Müslüman olduğumu ve Muhammed'in dinine girdiğimi biliyor musun? Böyle sorunca Abdullah bin Ömer diyor ki Allah'a yemin olsun, Cemil hiçbir şey söylemeden kalktı. Yani Hazreti Ömer'in Müslüman olduğunu duyar duymaz. Ya hepimiz ölürdük veya sizin hepinizi yok ederdik. Yani 300 kişiye ihtiyaç duyduğunu söylüyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ve sonrasında tabii bu sözün ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz. Bedir Savaşı'nda 313 kişiyle koca bir düşman ordusunu nasıl telef ediyorlar? 300 kişi olsaydık diyor, sizin kökünüzü kuruturduk. Şimdi ben tekim burada ve 40. Müslüman olarak orada, elinizden geleni yapın. Sizden zerre kadar da korkmuyorum diyor. Allah'a yemin ederim ki eğer 300 kişi olsaydık ya hepimiz ölürdük veya sizin hepinizi yok ederdik şeklinde konuşuyordu. Onlar bu durumdayken, yani bu konuşma devam ederken, üzerine bir aba ve süslü bir kaftan giymiş Kureyşli bir ihtiyar çıkıp geliyor. Onların yanında duruyor, o kalabalığın yanında. Yani Hazreti Ömer'le kavga eden ve o anda da konuşmaya başlayan, tartışıyor oldukları bir anda, Hazreti Ömer'in onlara kafa tuttuğu bir anda bu ihtiyar geliyor ve onlara diyor ki nedir sizin bu haliniz? Ne yapıyorsunuz diyor. Onlar da Ömer dininden döndü diyorlar. Yani bu hal bunun için. Biz Ömer dininden döndüğü için onunla kavga, dövüş yaptık. Ve onun hesabını soruyoruz Ömer'den diyorlar. Bunun üzerine o ihtiyar diyor ki bırakın. Adam kendine bir yol seçmiş. Siz ne istiyorsunuz? Ondan sonra da ekliyor, diyor ki Adi oğullarının ileri gelenlerini size böyle teslim edeceğini mi sanıyorsunuz? Bırakın onu diyor. Yani Hazreti Ömer Adi oğullarından ve o da ileri gelen bir kabile. Onun için bu ihtiyar onları ikaz ediyor. Bak başınız belaya girecek. Adi oğulları ileri gelenlerinden Ömer'i size yedirmez. Aklınızı başınıza toplayın. Bu o Müslüman olanların içindekilerden garip olanlarından değil. Yani kuvvetsiz olanlarından değil. Adi oğullarına mensup, ki sonradan biliyoruz İslam tarihinden köleyken Müslüman olanlara neler yaptılar. Yani arkası kuvvetli olmayanlara ne işkenceler yaptılar. Bilal-i Habeş radıyallahu anh başta olmak üzere. Adi oğulları diyor bunun hesabını sizden sorar. Aptallık etmeyin. Bırakın bu adamı.
diye onları uyarıyor. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer diyor ki, Allah'a yemin ederim bu söz üzerine hepsi hemen Ömer'in etrafından uzaklaştılar. Akılları başlarına geldi. Biz ne yaptık diye. Sonra Medine'ye hicret ettikten sonra diyor Abdullah bin Ömer, babama sordum. Yani Hazreti Ömer'e sormuş. Babacığım dedim diyor, Müslüman olduğun gün Mekke'de seninle kavga eden insanları senden uzaklaştıran o adam vardı ya, onun adı neydi? Kimdi o adam diye sordum diyor babama. Daha sonraları. Yani Medine'ye hicretten sonra soruyor bunu. Hazreti Ömer de cevap veriyor. Yavrucuğum diyor, o gelen ihtiyar As bin Vail Es-Semhi idi. O ihtiyarın adı buymuş. Daha sonra bu kavgadan sonra, yani kavga devam ederken bu As bin Vail Es-Semhi gelip bu sözü söyledikten sonra kalabalık uzaklaşıyor. Hazreti Ömer de evine gidiyor. Gittikten sonra endişe içinde evinde dururken Hazreti Ömer üzerinde bir aba ve ipekle süslü bir gömlek bulunan As bin Vail Es-Semhi ile birlikte Ebu Amr geliyor. Yani bu ihtiyar kişiyle yanında bir de Ebu Amr olmak üzere iki kişi Hazreti Ömer'e geliyorlar. Bu As bin Vail cahiliyet devrinde diyor Abdullah bin Ömer Hazreti Ömer'in oğlu. Cahiliyet devrinde diyor bizim dostlarımız olan Semh kabilesindendi. Yani Adi oğullarının iyi anlaştığı bir kabiledenmiş bu As bin Vail. Hazreti Ömer'le kavga edenlere bu sözü söyleyen bu ihtiyar onların cahiliyet döneminde dostlarıymış. Kabile olarak aralarında bir dostluk varmış bunlarla. Hazreti Ömer'e ne oldu sana diye soruyor As bin Vail eve gelince. Ne oldu yani, nedir, mevzu nedir, ne oldu sana? Hazreti Ömer de cevap veriyor. Kavmim Müslüman olduğum için beni ölümle tehdit ediyor. Beni öldürmeye çalışıyorlar bunlar diyor. Bunun üzerine As bin Vail diyor ki işte sürpriz cümle burası. Başında da söyledim. Şimdi yeri geldi. As bin Vail Es-Semhi şu ifadeyi kullanıyor. Sana hiçbir şey yapamazlar. Hazreti Ömer'e böyle diyor. Bu sözden sonra kendimizi emniyette hissettik diyor Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer. Sana hiçbir şey yapamazlar. Şimdi burada anlatacağımız sürprize gelelim. Bu söz As bin Vail'in Hazreti Ömer'e söylediği bu söz 21. asrın içinde Ehlullah tabir ettiğimiz iki kişi tarafından yürüyen Büyük Doğu'nun sahibi İbda mimarına söylenmiş bir sözdür. Ehlullah tabir ettiğimiz iki kişi tarafından. Bir tanesinin ismini söyleyelim. Baran dergisinde ve Furkan dergisinde hali hazırda yayınlanmakta olan Salim Mirzabioğlu'nun İnsan isimli romanı diyelim, makalesi diyelim. Herkes kendi anlayışına göre algılıyor. Orada ismi geçen 80 küsur yaşındaki Abdullah Kılıç dedi. Hiçbir şey yapamayacaklar. Sana hiçbir şey yapamazlar. Yapamayacaklar. Ve kendisine yakın bir zamanda sorduğumuzda yapabildiler mi dedi. Yapabildiler mi? Daha fazla teferruata girmek istemiyoruz tabii ki. Böyle bir tevafuk, böyle bir müjde
Bu müjdeler batın nispeti hakikatine göre değerlendirildiğinde ne muazzam manalar ifade ettiği anlaşılır. Tabii ki bu anlayış bizim anlayışımızın çok çok üstünde bir anlayış olduğu için ancak anlayanların peşinden gitmek suretiyle bunların zevkini çıkarmaya çalışabiliriz. Bizim de haddimiz bu. Yani avami bir noktadan bunların zevkini çıkarmaya çalışıyoruz. Havas ehlinin halidir bu çünkü. Bize göre bir hal değil. Sana hiçbir şey yapamazlar diyor Hazreti Ömer'e. Bu sözden sonra da diyor kendimizi emniyette hissettik. Evet. Bu söz kendisine söylenen kişi tabii ki kendini emniyette hisseder. Ama emniyet kelimesi de izafi olduğuna göre kendini emniyette hisseden kişinin haliyle bizim buradan çıkardığımız mana ne kadar birbirine yakın onu düşünmemiz lazım. Bunun üzerine bu sözü söyledikten sonra As bin Vail evden çıkıp Hazreti Ömer'in evinden çıkıp vadide büyük bir sel gibi akmakta olan insan kalabalığına giderek sel gibi akan insanlar, müşrikler o kalabalığın yanına giderek onlara nereye gidiyorsunuz diye sordu. Nereye gidiyorsunuz? Onlar da dininden dönmüş olan Hattab oğluna gidiyoruz dediler. Yani onu perişan etmeye gidiyoruz. Sel gibi akın ediyorlar Hazreti Ömer'in evine. İlk şaşkınlıktan sonra toparlanmışlar, geliyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh haddini bildirecekler. Yine As bin Vail tekrarlıyor. Hazreti Ömer'e radıyallahu anh sana hiçbir şey yapamazlar dediği gibi onlara da diyor ki ona hiçbir şey yapamazsınız. Ona hiçbir şey yapamazsınız. Ve bu söz üzerine o sel gibi gelen kalabalık müşrik grubu geri dönüp gidiyorlar. Evet, mesele burada anlatılanların zaman ve mekan hususiyetleri içinde nasıl idrak edileceğidir. Eğer bunları bu yönüyle idrak edemezseniz, edemezsek hikaye olmaktan başka bir şey ifade etmez söylenenler ve dinlenenler. Mevla inşallah cümlemizi idrak edenlerden eylesin. İhlas ve samimiyetle bunları söylemeyi, ihlas ve samimiyetle dinlemeyi ve kabul etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bir yoğunluk anında bu hikmetlere az da olsa muttali olmamız bizi kandırmamalı. Her daim uykusunda bile fikir mesaisi devam eden ızdırap sahibi muzdariplerin haliyle hallenmediğimiz müddetçe bu hikmetlere muttali olmamız mümkün değil. Sanal alemin sahte görüntüsünde kaybolmamak için daima istiğfara devam ederek yolumuzu aydınlatmaya gayret etmeliyiz. Bunun dışında kurtuluşun başka bir çaresi yok. Allah muhafaza, son nefeste şeytan imanımıza musallat olduğunda şaşırıp kalırız. Evet, burada sohbetimizin birinci bölümünü bitirmiş olduk. İkinci bölümünde her zaman olduğu gibi Salih Mirzabioğlu'nun Büyük Mustaripler Düşünce Tarihine Bakış isimli eserinin, bu dört ciltlik eserinin birinci cildine başlayabiliriz. 117. sayfada kalmıştık. Şimdi burada çok fazla ilerleyemeyeceğiz. Bir 3 sayfelik bir mesele var, fakat metinler hakikaten ağır. Mevzunun içine girmek bayağı güç. Bunun için böyle meseleyi derinlemesine tahlil edebilmek için, ki buna bizim gücümüz yetmez, onu her zaman söylüyoruz, kendi anlayışımız nispetinde
mevzuya girebilmek için dikkatimizi teksif etmemiz gerekiyor. Ve bu bölümde özellikle hakikaten bayağı ağır. Onun için elimizden geldiğince, dilimizin döndüğü nispette anlatmaya çalışacağız. Ama sürekli beyan ediyoruz. Burada söylediklerimiz, bu eserlere nispetle anlattıklarımız bizim bu eserlerden anladıklarımızdır. Buradaki hakikatleri tümüyle ifşa ettiğimizi söylemiyoruz. Zaten buna gücümüz yok. Ama şayet arkadaşlarımız içinde daha derinlemesine bu mevzulara girecek kişiler varsa, ki var olduklarını biliyoruz, böyle arkadaşlarımızın varlığından haberdarız, onlardan da bu konularda yardımcı olmalarını istirham ederiz. Gelip konuşabilirler, anlatabilirler, bizim yanlışlarımızı tahkim edebilirler, düzeltebilirler. Her zaman bu mevzuları işaret etmeye çalışıyoruz, malumunuzdur. Evet, Büyük Mustariplerin 117. sayfasında kalmıştık. Nokta daireden sonra, ki burada şöyle bir parantez daha açalım. Yani kimse bundan gocunmasın tabii ki. Bizim bu yapıp ettiklerimizi zaman zaman bazı gönüldaşlarımızın hafifsediğini duyuyoruz. Tabii birebir bize söylenmiş bir şey yok ama söylendiğini de biliyoruz. Bu bir şey değil tabii, onlar için bir iftira değil. Onlar da zaten herhalde bunu sakladıkları için değil de inandıkları için söylüyorlar. Yani böyle bir şeye inanmasa söylemez herhalde. Samimiyetlerine güveniyoruz. Bunu biraz mühimsemez bir hava içine giriyorlar. Biz onlara da buradan sesleniyoruz. Hakikaten samimiyetle. Daha önce de zaten bu programlar başlamadan önce de biz bunları ilan ettik. Eğer birisi veya birileri bu eserleri bize açmaya çalışırsa, anlayacağımız şekle getirecek şekilde anlatırsa, ilk talebe biz oluruz. Bunu açıkça beyan ettik. Duyanlar olmuştur, duymayanlar olmuştur. Fakat sonunda bu iş bize kaldı. Biz de karınca kararınca kendi anlayışımız ölçüsünde anlatmaya çalışıyoruz. Program esnasında da, yani program sonrası, samimiyetle söylüyoruz. Şurada şu yanlışı yaptın denildiğinde, bunu tabii samimiyetle söylerlerse hakikaten memnun oluruz. Veya şurayı anlamadık, orayı nasıl anlıyorsunuz denildiğinde de anladığımız kadar anlatırız. Zira her şeyi anladığımızda zaten iddia etmiyoruz. Anlatabildiğimiz kadarını anlatıyoruz. Bu samimiyet karşısında yahu ne yapıyorsun demenin ahlaki olmadığını da düşünüyoruz. Onun için hasreten belirtelim. Bu konuda herkesi ihlas ve samimiyet üzere olmak üzere edebe davet ediyoruz. Fikrin ahlakına yakışır bir şekilde davranmaya davet ediyoruz. Zira bir insanı kötülemenin ne manaya geldiğini, hangi maksatla olduğu üzerinden düşünürsek herkes anlar. Bunun için niyetimiz halis olsun. Halis bir niyetle tenkide hiç kimsenin muhalefeti olmaz, mukavemeti olmaz. Hakikati gördüğümüz yerde boynumuz kıldan incedir. Ama fitneye vesile olacak şekilde sağda solda bu meseleleri gündeme getirmenin de hiç kimseye hiçbir şekilde faydası yok. Başta o kişi olmak üzere gönüldaşlara bilakis zararı var. Onun için bu hatırlatmayı da yapmış olarak mevzumuza girelim. Burada mevzu daire noktadan sonra bilgi ile başlıyor
İbtidai Mimarı diyor ki bilgi ile hakikat ve hakikat ile mahiyet arasındaki aynılık ve farklılık üzerinde durmadan önce, yani bilgi ile hakikat arasında hem aynılık hem farklılık var. Hakikat ile mahiyet arasında da böyle. Hem aynılık var hem farklılık var. Yani her zaman söylüyoruz, bir şeyin aynı, aynı olduğu şeyden başkadır. Yine bir şeyin aynı, aynıdır. İbtida diyalektiğinin terkibi hükümlerinden biridir bu. Bunun misalini de verirken her seferinde açıklıyoruz. Zevkten meydana gelen manayı kelam nasıl anlatsın? Seviyorum veya ızdırap duyuyorum dediğinizde bu bir kelamdır. Asıl çektiğiniz o ızdırabın hakikati değildir. Onun ifadesidir. Dolayısıyla burada kelime bu şeyin aynı değildir. Demek ki burada bir şeyin aynı, aynı değildir hikmetiyle karşılaşıyoruz bu misalde. Bir de tam tersi bir şeyin aynı, aynıdır misali şu şeyle karşılık buluyor. Suretler olmadan manalar asla tecelli etmez. Yani ızdırap içindeyim veya seviyorum kelimesi olmasaydı, bu suret olmasaydı bu ızdırap ve sevme hakikatinin manası da tecelli etmeyecekti. Burada da bir şeyin aynı, aynıdır hikmeti çıkıyor. Dolayısıyla nerede, nereye, nasıl bakmak gerektiğine dair bu misal önemli bir misaldir. Eşya ve hadiseler üzerindeki tasarruf hakkı bu anlayışın idraki ile doğar. Bu anlayış, bu idrak yoksa bir takım şeylerde yanılmak mümkün. O şartlarda zaten üst dil, üst diyalektik hikmeti çerçevesinden hadiselere sarkmanın imkan ve ihtimali yok. Dolayısıyla İbtidai Mimarı'nın ifadesiyle en küçük çaplarda doğru siyaset yapmanın da imkanı kalmaz. Burada bu beyan söz konusu bilgi ile hakikat ve hakikat ile mahiyet arasındaki aynılık ve farklılık üzerinde durmadan önce, bunların üzerinde duracağız diyor. Arka sayfalarda bunlara temas ediyor. Ama diyor, bundan önce Şeyh Ebu Mansur Maturidi Hazretleri'nin tercihi olan bilgi tarifini verelim. Yani Ebu Mansur Maturidi Hazretleri bilgiyi nasıl tarif etmiş? Bundan önce ona bir bakalım diyor. Ve onun tarifini vermiş. Diyor ki, bilgi, Mansur Maturidi Hazretleri diyor ki, bilgi bir sıfattır ki, yani şu elde ettiğimiz bilgi bir sıfattır ki, sahibinde, yani ona sahip olan da kendinden olan şey, sahibinde kendinden olan şeydir diyor bilgi. Bir sıfattır, yani insan üzerinde bir sıfattır, kendinden olan şey ve devamında lisan ve kalp ile zikir ve lafızlar ve tabir olunmak. Yani lisanla ve kalple yapılan zikir var ya, o diyor. Ve ondan sonra lafızlar, yani söylenen şeyler ve tabir olunmak, tabir edilenler var ya diyor, onunla inkişaf eden ve parlayan olur. Yani bu bilgiyle, bu kendinden olan şeyle, bu sıfatla lisan ve kalp ile zikir, lafızlar ve tabir olunan şeyler o bilgi ile inkişaf eder, keşfedilir, keşfe çıkar, açığa çıkar ve parlar. Bilginin tarifi bu. İnsanda bir sıfattır ve kendinden olan şeydir. Lisan ve kalp ile zikir ve lafızlar ve tabir olunmak o bilgi ile inkişaf eder ve parlar diyor. Bilginin tarifi bu. Ondan sonra İbtidai Mimarı devamında diyor ki, kendinden olan şey demiş ve şöyle devam etmiş. Başkası olmadan başkası için olabilen, başkası olmadan başkası için olabilen kendinde varlık. Başkası olmadan başkası için olabilen kendinde varlık. Bilinenden önce bilenin hakikati. Yani bu tarife nispetle devam ediyor. Kendinden olan şey diyor ya Şeyh Ebu Mansur Maturidi Hazretleri. İbtidai Mimarı da o kendinden olan şeyi koymuş. Ondan sonra devam. Başkası olmadan
başkası için olabilen kendinde varlık. İlmin mahiyeti, bilginin mahiyeti. Bilinenden önce bilenin hakikati. Yani bilinen bilgi. Bilinenden önce bilenin hakikati. Yani burada insanın hakikati bilinenden öncedir. Bilgi nispeti böyle kuruluyor. Bilinenden önce bilenin hakikati. Bundan sonra tırnak içinde zikir kelimesini koymuş. Zikir, herhangi bir mevzuya tahsis edilmemiş anlamıyla. Yani normalde bir mevzuya tahsis edilmiş olarak zikri anarız. Zikir denildi mi akla işte tarikat zikri, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah gibi lafızlar gelir. Ama herhangi bir mevzuya tahsis edilmemiş anlamıyla zikir şu demektir: anmak, hatırlamak. Zikir bu, bir mevzuya tahsis edilmemişse. Anmak, hatırlamak demek. Hatırlamak da bir ruhi aksiyon diyoruz ya, hatırlamak da bir ruhi aksiyon diyoruz ya, diyor. Burada bitirmiş ve geçiyor. İster insan gibi mevcut, yani var olsun, isterse anka kuşu gibi yok olsun. Yani anka kuşu hakikati olmayan mahiyeti temsil ediyor. İnsansa hakikati olan konumunda. İnsan gibi diyor, mevcut var olsun, ister insan gibi var olsun, isterse anka kuşu gibi yok olsun. Söz konusu tarife nazaran, yani yukarıda bilgi bir sıfattır tarifinde olduğu gibi diyor, söz konusu tarife nazaran bilgi hem hislere yani beş duyuya, hem de tasavvurlara kesin olan ve olmayan kabullere taalluk eden aklın idrakını şamil olur. Bilgi hem hislere hem de tasavvurlara, tasavvur edilenlere kesin olan ve olmayan kabullere taalluk eden aklın idrakını şamil olur. Aklın idrak ettiği şeylerdir. İster kesin olsun, ister olmasın. Bilgi bu. Bilgiyle akıl bunları idrak eder. İster hakikati olsun, ister hakikati olmasın. Bilginin sebeplerinin bildirilen başlıca üç sebebe bağlanması. Yani bu üç sebep hem hislere hem tasavvurlara, bundan sonra kesin olan ve olmayan kabullere taalluk etmesiydi. Bilginin sebeplerinin bildirilen başlıca bu üç sebebe bağlanması hükmü istikradır diyor. Hükmü istikradır. Yani hükmü istikra şu demek, yani aklın hasredilmesi demektir. Ona hasredilmesi. Hükmü istikradır. Bu sebebe bağlanmasının sebebi aklın bu işe hasredilmesidir. Hükmü istikradır. Yani hükmü istikradır. Yani aklın hasredilmesi değil, hükmü istikra bu demek değil, istikraının hasredilmesi. Bunu da ayrıyeten açıklıyor. Hükmü istikra, yani aklın hasredilmesi değil, istikraının, akıl ona hasredilmiyor. Sadece istikrağı, aklın istikrağı hasrediliyor ki bu arkada açılacak yine. Tabii metin bayağı zor bir metin. Başlarken söylemiştik. Hükmü istikradır diyor. Bilginin sebeplerinin bildirilen başlıca bu üç sebebe bağlanması hükmü istikradır. Yani aklın hasredilmesi, bu işe hasredilmesi değil, aklın istikrağının hasredilmesidir diyor. Bundan sonra da kavram olarak istikra nedir? Bunu açıklıyor. Kavram olarak istikra, aklın istikrağı hasrediliyordu ya, akıl kendisi değil. Bakalım hasredilen neymiş? İstikra hasrediliyor. Bunun da tarifi neymiş? Diyor ki, kavram olarak istikrayı açıklarken, bir şeyin teklere uygun oluşundan, bir şeyin teklere, tek olanlara uygun oluşundan, o teklerin üzerinde olan çeşidine uygun oluşuna, yani tek var,
onun üzerinde o tekin çeşitleri var, ona uygun oluşuna veya çeşitlerine, çeşidine dediği gibi ondan sonra çeşitlerine uygun olmasından, bunların üzerinde olan cinse uygun bulunduğuna akıl yürütmektir. Yani bir teke, tekin çeşidine, onun da çeşitlerine ve onun üstünde olan cinse uygun bulunduğuna akıl yürütmektir. İstikra bu. Aklın kendisi değil. Akıl yürütmek manasına, bir şeyin teklere, tek olan şeyin çeşidine, onun da çeşitlerine ve onun da üstünde olan cinse uygun olup olmadığına dair akıl yürütmeye istikra deniliyormuş. Aklın istikrağına hasretmek dedi ya yukarıda. Aklın hasredilmesi değil diyor. Aklın istikrağının hasredilmesi, işte aklın istikrağının hasredilmesi de bu demekmiş. Yani kavram olarak istikra bu manaya geliyor. Bir de istikrağının lukat anlamı var. Şimdi tarif ettiğimiz kavram olarak istikra idi. Bir de lukat manasıyla istikrağının ne demek olduğunu açıklamış. O da kiralama ve bir şeyi karşılığında alma diye tarif ediliyor. Lukat anlamı da bu. Kiralama, bir şeyi karşılığında alma. Ve bu iştikak bilgisiyle alır başını gider. O konuda mahir olanlar buralardan çok çeşitli manalar çıkarabilirler. Her şeyin her şeyle alakası içinde, tabi uydurmasyon olmamak kaydıyla çok yerlere varabilirler. Zaten bu gözle bakılmadığında tilki günlüğü bile uydurma sayılabilir. Bu gözle bakılmadığı müddetçe. Bu hakikati göz ardı ettiğimiz andan itibaren tilki günlüğü kelimelerden ibaret, işte dizilmiş gibi bir hal arz eder. Halbuki öyle değil. Her şeyin her şeyle alakası çok farklı bir açığa çıkarılmasıyla mümkün. Yani o batın nispeti dediğimiz şey bu zaten. Eşyanın hakikatine vakıf olmak. Onun için kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster ya Rabbi diye yalvarıyor Rabbine. Eşyanın hakikati idrak edilmeye başlandığında her şeyin her şeyle alakası da zahir olmaya başlar çünkü. Çoğu zaman mananın suret ile görünmesi kabilinden. Çoğu zaman mananın suret ile görünmesi. Hani misalini verdik ya. Suretler olmadan manalar asla anlaşılmaz. Çoğu zaman da mana suret ile görünür. Izdırap çekiyorum dersiniz. Kelamla ifade ettiğiniz için ızdırap çektiğinizi anlar insanlar. Bir şeyin aynı aynıdır çünkü. Mananın çoğu zaman diyor suret ile görünmesi kabilinden akıl ile akıl yürütmeyi aynı anlamda kullanıyoruz. Akıl ile akıl yürütmeyi aynı anlamda kullanıyoruz. Bu mananın suret ile görünmesi kabilinden bir şeydir diyor. Halbuki akıl başka, akıl yürütme başka. Fakat bu kabilden olmak üzere diyor akıl ile akıl yürütmeyi aynı anlamda kullanıyoruz. Oysa diyor, oysa kullanıyoruz ama oysa bir cismin yer değiştirmesi ile hareket etmesi arasındaki fark gibi. Yani bir cismin yer değişmesi başka bir şeydir, hareket etmesi başka bir şeydir. Bu ikisinin arasındaki fark gibi akıl yürütme bir yer değiştirme değil, aklın bir tavrıdır ve mesuliyeti de buradadır. Yani bir şeyin hareket etmesi akla nispetle mesuliyet getirmiyor. Ki yer değiştirmesi. Ama hareket etmesi orada bir aksiyon, bir amel söz konusu olduğu için şuurla ifade edilir bir mana kazanıyor. Dolayısıyla diyor yer değiştirme ile hareket etme arasındaki fark gibi akıl yürütme bir yer değiştirme değil, aklın bir tavrıdır, yani hareket etmesidir. Dolayısıyla diyor, bu sebepten dolayı da mesuliyeti gerektiriyor. Akıl mesul tutulmuş oluyor. Aklın hamlesi bir yer değiştirme hamlesi değil. Bir harekettir. Dolayısıyla şuurla
karşılanacağı için mesuliyeti gerektiren bir durum söz konusu oluyor diyor. Bu tavır ruh keyfiyetinden bir şube olan aklın kendi mahiyetine de döner. Akıl ruha bağlı bir keyfiyet ya. Bu bahsettiğimiz yukarıdaki tavır diyor. Ruh keyfiyetinden bir şube olan aklın kendi mahiyetine de döner ve mesela idrakın şu veya bu vesile sarmaşığında külli olmasıyla bütünü ifade etmesiyle ruhun isimlerinden biri olan aklı külde zat sırrı neyse o olarak arş-ı aladaki yerini alır. Evet, şu veya bu vesile sarmaşığında külli olmasıyla idrakın külli şuur haline gelmesiyle diyor. Ruhun isimlerinden biri olan aklı külde bütün olan akılda zat sırrı neyse o olarak arş-ı aladaki yerini alır. İdrakın külli olması. Şimdi burada buna bir izah getiriyor. Aklın yolu birdir diye bir tekerleme tuttururlar diyor. Aklın yolu birdir. En avami çaplara kadar düşmüş bir kelimedir. Televizyonlarda, ekranlarda çokça rastladığımız bir konuşma biçimi. Tartışan iki insan böyle bir yerde ufacık bir kesişme noktası bulduklarında tabii yani aklın yolu birdir gibi bir hamleye girişirler. Halbuki öyle değil. Aklın yolu birdir diye bir tekerleme tuttururlar diyor İbtihal Mimari. Bir tekerlemeden ibarettir. Hiçbir hakikati yoktur. Aklın yolu bir olsa, aklın yolu yani herkesin aklının çıktığı yer aynı olsa bunca ihtilaf olur mu diyor. Demek ki aklın yolu bir değil. Veya sizin bildiğiniz akıl, akıl değil. Bu başka bir akıl. Aklı külde zat sırrı neyse o olarak arş-ı aladaki yerini alan akıl. Akli selim, aklın yolunun bir olduğu akıl o akıl. Yoksa herkesin aklı değil. Yani senin benim aklım değil. Bu akıl. Hani yukarıda dedi ya bu tavır. Ruh keyfiyetinden bir şube olan aklın kendi mahiyetine de döner ve mesela idrakın şu veya bu vesile sarmaşığında idrakın, anlayışın şu veya bu vesile ile külli olması şu veya bu vesileyle idrak külli olana sirayet ediyor. Külli olana nispetini kuruyor. Külli olmasıyla diyor ruhun isimlerinden biri olan aklı külde zat sırrı neyse o olarak aşağıda aladaki yerini alıyor. Aklın yolu bu akılla bir oluyor. Onun için diyor aklın yolu birdir diye bir tekerleme tuttururlar. Aklın yolu bir olsa bunca ihtilaf olur mu? Herkes birbirini yiyor. Basit bir kesişme noktasında tabii aklın yolu birdir. Hayır, bahsedilen o akıl değil. Akl ba demektir çünkü. Ba ifadesindeki akılla aklın yolunun bir olduğunu söylemek mümkün değil. Böyle bir idrak zayıf bir idraktır denilmek istiyor. Aklın yolu bir olsa bunca ihtilaf olur mu? Bir olan diye devam ediyor İbn Mimar. Bir olan akıl yürütme anlamında kullandıkları akıl değil. Aklın yolu bir diyorlar ya, bu bir olan akıl yürütme anlamında kullandıkları akıl değil. Burada herkes kendi aklının yettiğince akıl yürütür. Herkes de farklı farklı bir şey söyler. Dolayısıyla burada aklın yolu bir olmaz. Dolayısıyla bu akla nispetle bir olan akıl yürütme anlamında kullandıkları akıl değil. Ruhu Muhammedi, yani Muhammedi ruh. Nokta-i vahdet, tek nokta, birlik noktası. Menşe-i ervah,
ruhların menşei, çıkış noktası gibi ruhilikle bildiğimiz ruhun topluluk mertebesindeki isimlerinden aklı küldür. Yani ruh-i Muhammedi diyoruz. Ruh-i Muhammediye nispet içinde olan akıl, noktayı vahdete nispet içinde olan akıl, menşei ervah noktasında tecelli eden akıl gibi ruhilikle bildiğimiz ruhun topluluk mertebesindeki isimlerinden aklı kül. Bu akıl aklın yolunun bir olduğunu ifade edebilir veya selim aklın tecelli noktası burasıdır. Yani ruh-i Muhammediye nispeti, noktayı vahdete nispeti, menşe-i ervaha nispeti olan akıl. Bunları da ruhilikle biliyoruz. Akıl da ruha bağlı bir keyfiyet olarak oraya nispetini kurmuş olduğu andan itibaren aklın yolu birdir. O da peygamberi nurun tecellisinde kendini buluyor zaten. Ruhu Muhammedi, Muhammedi ruhta nur olarak tecelli ettiğinde, karşısındaki de bunu idrak ettiğinde aklın yolunun bir olduğu anlaşılıyor. Bu ilk peygambere kadar geriye getirilecek bir hadise. İlk insan, ilk peygamber. Dolayısıyla peygamberler olmasa medeniyet olmazdı. Dolayısıyla aklın yolunun bir olması ancak peygamberi kelama tabiiyetle mümkün. Peygamberi reddederek aklın yolunun bir olduğunu bulmak mümkün değil. Ama bağ manasındaki akılla yola çıktığında insan kendi fikrini beyan ederken, kendi fikrine biraz meyleden bir insana karşı hemen bunu kullanabilir. Tabii aklın yolu bir, bak anlamaya başladım. Halbuki ne öteki ne beriki mevzudan habersiz olarak yola devam ediyor. Ve burada akl kelimesinin lukat manalarından bir tanesini vermiş İbtihan Mimarı. Diyor ki akl ölmek. Halbuki yukarıdan beri anlatırken selim aklın ne manaya geldiğini, aklın yolunun bir olması hakikatinin hangi akılla tecelli ettiğinin tarifi verilirken burada da tam farklı bir mana akl ölmektir diye izah ediliyor. Ve hemen bunun akabinde de şu cümle: bütün zıtların birleştiği nokta. Bütün zıtların birleştiği nokta. İslam zıtlar arası muvazene dinidir diyor Üstad Rahmetullahi Aleyh. Zıtlar arası muvazenenin dini. Kim hangi hakikati nerede arıyor olursa olsun kendi istiklalinden vazgeçmiş olarak gelsin ve onu İslam'da bulsun diyor Üstad ideoloji örgüsünde. Ne arıyorsan kapitalistin aradığı İslam'da, ama kendi hakikatinden, hakikat zannetinden vazgeçmiş olarak gelecek. Aradığı şey, bütün zannettiği şey parça olarak İslam'ın içinde zaten var. Yani o bütünün parçalarından birisidir. Bütünün parçalarından bir tanesini alıp biri bayraklaştırmış, diğeri bir başka parçayı bayraklaştırmış ve sistem olarak hakkın karşısında egemenlik iddia ediyorlar. Üstünlük taslıyorlar. Zıtlar arası muvazene dini olan İslam'da gelsin, isteyen istediğini bulsun. Bir şeyin aynı aynıdır, bir şeyin aynı aynı değildir. Bu terkibi hükümler zaviyesinden yola çıkıldığında eşyanın hakikatine vukufiyet artar. Arttıkça da aklın da ne olduğu, aklın mahiyetinin de ne olduğu, aklın kendisiyle istikrağının farklı farklı şeyler olduğunu anlamaya başlar. Ve devamında şöyle diyor İbtihan Mimarı: İlmin süce, bilen, yani ilmin bilen yönünden bir sıfat, bilen yönünden bir sıfat ve onun bilinenle karşılaşmasından devşirilen bilgiyi belirtmesi. Yani ilim şu demek: bilenle, yani bilen ve bilinen arasında devşirilen bilgi. İlmin tarifi bu. Bilenle bilinen karşılaşmasında devşirilen bilgiye ilim deniyor. Bunu tarif ediyor. Karşılaşmasından devşirilen bilgiyi belirtmesi, yani ilmin
bunu belirtmesi, manasının bu olması, ilim ile hakikat arasındaki ilginin, ilim ile hakikat arasındaki ilginin üzerinde durulmasını gerektirir. Yani ilim ile hakikat arasında nasıl bir ilgi var? Bu yukarıda söylediklerimize göre diyor, bu ikisi arasındaki ilginin üzerinde durmamız gerekiyor. İlim ile hakikat arasında nasıl bir ilgi var? Bunu nasıl değerlendirmemiz lazım? Manasında böyle bir cümle. Arasındaki ilginin üzerinde durulmasını gerektirir. Şöyle ki, diye bunu açıyor. Şöyle ki, şayet hakikat bir bilginin niteliği ve mahiyeti değil de doğrudan doğruya bilgiye ait bir zatilik ise, yani hakikat dediğimiz şey bir bilginin niteliği ve mahiyeti değil de doğrudan doğruya bilgiye ait bir zatilik ise, bilginin zatından kaynaklanan bir şeyse hakikat, niteliği ve mahiyeti değil de hakikati, bilginin kendisinde içinde bulunan hakikatse demek isteniyor. Şayet hakikat bir bilginin niteliği ve mahiyeti değil de doğrudan doğruya bilgiye ait bir zatilik ise, bu takdirde bilgi ile hakikat aynı şeydir. Çünkü bilginin orada mahiyeti, niteliği değil de direkt hakikat oluşunu görüyoruz diyor. Dolayısıyla diyor, bu takdirde bilgi ile hakikat aynı şeydir. Ve hakikat olmayan bilgiden kasıt, yani bir de hakikat olan bilgi var, hakikat olmayan bilgi var. Bu böyleyse diyor, bilginin niteliği ve mahiyeti değil de doğrudan doğruya bilgiye aitse diyor hakikat, bu başka bir şeydir. Bir de hakikat olmayan bilgi var. Hakikat olmayan bilgiyi kastederken diyor, kasıt buysa bundan kasıt onun yanlış ve eksik olmasıdır. Yani bilginin yanlış ve eksik olması onun hakikat olmasını engelliyor demektir. Bilginin zatında hakikat yok demektir. Bilginin mahiyeti yanlış olduğu için bilginin hakikati ifade etmesi mümkün değil. Onun hakikat olmayan bilgiden kasıt onun yanlış ve eksik olmasıdır. Bilgi hakikatin kendisi ise, yani birinci şıkta söylenildiği gibi ise, bilgi hakikatin kendisi ise, bu takdirde bir nesnenin bilinmesi demek, bir nesnenin bilinmesi demek, o nesnenin o nesneye uygun olarak kavranması demektir. Yani hakikat olan bilgi nesneyi nesneye uygun olarak kavrar. Yani eşyanın hakikatine vakıftır. Eşya ve hadiseler üzerinde tasarruf hakkı vardır. Bilgi hakikatse bunu gerçekleştirir. Şimdi buna bir misal olması bakımından hatırlatalım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin mikrobu tarif etme hadisesi. İslam'a muhatap anlayışta geçer biliyorsunuz. O zaman mikroskop yok, bir şey yok. Yani teknolojinin sıfır olduğu bir dönem. Ama mikrobu tarif ediyor ve bugün anlatılan mikrop aynı. İşte burada bilginin hakikat olması noktayı nazarından eşya ve hadiseyi izah söz konusu. Bilgi hakikati ifade ettiği gibi mahiyeti itibariyle hakikatle alakası olmayan şeklinde de olabiliyor. Bilgi hakikatin kendisi ise diyor. Hakikat ise, doğru ise bu takdirde bir nesnenin bilinmesi demek, bir şeyin bilinmesi demek, eşyanın bilinmesi demek, o nesnenin, o eşyanın, o şeyin, o nesneye, o eşyaya, o şeye uygun olarak kavranması demektir. Yoksa önümde masa var, ben masayı başka bir şekilde tarif ediyorum. Yani önümdeki nesneyi o nesneye uygun şekilde tarif edemiyorum. Dolayısıyla benim tarifimdeki bilgi hakikati ifade etmiyor. Bilgi olarak bilgidir ama yanlış bir bilgidir. Dolayısıyla hakikati temsil eden bir bilgi değildir. Şimdi bunları niçin anlatıyor İbtihan Mimarı? Bir yere bağlayacak. Mutlak fikrin gerekliliğine işi getirip bağlayacak. Onun için bu çetrefil meselelerle boğuşmamıza vesile oluyor. Bilgi hakikatin kendisi ise,
bu takdirde bir nesnenin bilinmesi demek, o nesnenin o nesneye uygun olarak kavranması demektir. Fakat diyor, bilgide sadece nesneye uygun gelen tasavvurlar bulunsaydı, bilgide sadece nesneye, eşyaya uygun gelen tasavvurlar bulunsaydı, yani bilgiyle hakikat aynı şey olsaydı, bilgiyle hakikat aynı şey olsaydı, kritiğe lüzum kalmazdı diyor. Yani bilgi, hangi bilgi olursa olsun, bilgi hakikatle aynı olsaydı, hani bilimsel değil falan filan diye atıyorlar ya şimdi, bilimsel de o senin aklın ya. Akıl ölmek demektir, sen manada ölmüşsün, orada akılcı değil, bilimsel değil deyip zıplıyorsun. Hayır, öyle bir şey yok. Eğer diyor, bilgide sadece nesneye uygun gelen tasavvurlar bulunsaydı, yani bir bilgi ortaya koydun, bu nesneye, bu masaya nispetle bunu koydun, bilgi bu nesneye nispet içinde olduğuna göre doğrudur denilebilseydi, ama sen yanlış tarif etmişsin. Eğer diyor denilebilseydi, denilmesi mümkün değil çünkü, sadece nesneye uygun gelen tasavvurlar bulunsaydı, bilgi ile hakikat aynı şey olsaydı, yani kriteri lüzum kalmazdı. Her bilgi doğru kabul edilirdi. İşte bu yanlış üzerinden giden Batı felsefesi bugün ispat ettiğini, iddia ettiğini yarın kendi yalanlıyor. Ve asırlarca o bilgi üzerinden eşya ve hadiseler üzerinde tasarruf hakkı kullanılıyor. Dolayısıyla o bilgi yanlışlarının gereği olarak fıtrata aykırı zorlamalarda bulunulduğu için medeniyet gittikçe vahşileşiyor. Buradaki problem bu. Bilgi her seferinde nesneye uygun gelmez. İşte o uygun gelmeme hattı üzerinde yürüyen Freud insanı bir tek şeye bağlamış. Adler başka bir şeye bağlamış. Öbürü de gelmiş başka bir yere bağlamış falan. Her birinin söylediği nesne üzerinde bir hakikati temsil etmekle birlikte aklı külle nispet içinde olan idrakı temsil etmiyorlar. Etmedikleri için de yanlış yapıyorlar. Bir ilmin yanlışı da münteha noktasında anlaşıldığına göre en uç noktaya geldiklerinde yanlışlarını anlıyorlar. Eyvah diyorlar. Orada eyvah demenin bir manası yok. İlk adımı atarken, gömleğin ilk düğmesini düğmelerken muhtaç olduğun hakikat sana bildirilmiş. O bildirilmiş olana tabi olmadan attığın adım aklın bağ olması hikmetiyle karşılık bulur ve bağ olanla sen kendi ruhunu ve aklını bağlayarak yol alırsın. Bu da yol almak değil, çukur kazmaktan ibarettir. O çukura da düşersin, bir daha da çıkamazsın. Onun için düğmenin, ilk düğmenin doğru düğmelenmesi için şuurun, ilk maddenin ilk yaratılışında şuurun var olduğunu kabul ederek, o şuurda kendi kendine var olamayacağına göre var edenin hakikatini kabul ederek, yani kainatın sahibini kabul ederek onun emrine binaen yürümek zarureti var. Onun söylediklerine binaen yürümek zarureti var. Bu olmazsa bilgi bir şey ifade etmez. Zaten bu olmadığı için bilgi putlaştırıldı. Bilimsel değil derken, yani biz diyoruz ki vahiy mi var bu konuda? Vahiy oldu mu bizim için mutlaktır, bitmiştir. O da diyor ki bilim ne diyor? Bilim bugün bir şey söylüyor, yarın bunu da tepeliyor. O zaman dün hakikat kabul edilen o bilginin bugün hangi manaya geldiğini izah etmeliler. Dolayısıyla insanlık tarihi boyunca hep böyle olduğuna göre bugün doğru bilinenin yarın yanlışının ortaya konulması hikmetine binaen düşünürsek, bugünkü bilgilerimiz de yarın tepeleneceğine göre bilginin mutlaklığı, yani ilimsellik, bilimsellik hikayeleri bir mana ifade etmiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Bu metni diyorum, hele özellikle bu sayfaları herkes kendi daha derinlemesine okuyarak tahlil etmeye çalışmalı. Veya arkadaşlarıyla bu işin müzakeresini yapmalı ki bunlar daha yerli yerine otursun. Biz başta da söylediğimiz gibi anladığımız kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim anladıklarımız. Burada daha
nice hikmetler var, nice meselelerin birbirine bağlanması söz konusu ve onların hepsini birbirine bağlayacak gücümüz maalesef yok. Yani meselelerin birbirine bağlanması, kitaplar arasındaki mevzuların birbirleriyle alakası ancak bütünüyle hakikatlerin meydana çıkmasına sebep olabilir. Burada bir parça hadise üzerinde biz kendi çapımızda yorum yapmaya çalışıyoruz. Evet, bilgi hakikatin kendisi ise bu takdirde bir nesnenin bilinmesi demek, o nesnenin o nesneye uygun olarak kavranması demektir. Fakat bilgide sadece nesneye uygun gelen tasavvurlar bulunsaydı, yani bilgi ile hakikat aynı şey olsaydı, kriteri lüzum kalmazdı. Yorum yapmaya gerek yoktu. Kabul etmemiz gerekirdi. Oysa diyor, şu anda bile bilgi ile hakikatin, yani şu anda bile bilgi ile hakikatin hem aynı ve hem de ayrı olması gibi mütenakız bir durumun kritiğini yapıyoruz. Bilgi ile hakikatin hem aynı hem gayrı. Yani bir şeyin aynı aynıdır, bir şeyin aynı aynı değildir. Bu da bilgi ile alakalı bir mevzu. Şu anda bile bunun kritiğini yapıyoruz diyor. Dolayısıyla bilgi ile hakikat aynı şey olmadığı için bu kritiğe gerek duyuyoruz. Şu anda bile yaptığımız böyle bir kritik. Burada diyor besbelli ki birbirine zıt iki mantıki kavrayışın ikisinin de bize verdiği kanma hissiyle birbirine zıt iki mantıki kavrayışın, yani bilgiyle hakikatin hem aynı hem de ayrı olması hakikatlerini kastediyor. Birbirine zıt iki mantıki kavrayışın ikisinin de bize verdiği kanma hissi ile işin diyor sır birliğinde bir yönü tecelli etmekte. Sır birliğinde bir. Mesele de budur zaten. Büyük Doğu İptah külliyatının tümü bu sır birliğinde bir hikmeti çerçevesinde döner durur. Daire sırrı dediğimiz bu. Kanma hissiyle sır birliğinde bir yönü tecelli etmekte ve bu durum insan ve toplum meselelerinin yekununu ifade eder bir genişlikte düşünüldüğünde, insan ve toplum meselelerinin yekununu, bütününü, tümünü ifade eder bir genişlikte düşünüldüğünde, düşündüğümüzde şöyle bir şey çıkar. Doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olmaz. Hikmetiyle birlikte üst dil, üst mana, üst diyalektikin gerekliliği şartını ihtar eder. Evet, birbirine zıt iki mantıki kavrayışın ikisinin de bize verdiği kanma hissiyle diyor. Bu kanma hissiyle işin sır birliğinde bir yönü. Sır birliğinde bir. Böyle bir yönü var. Sır birliğinde bir yönü tecelli etmekte. Ve bu durum insan ve toplum meselelerinin yekününü ifade eder. Bir genişlikte düşünüldüğünde diyor. Ve bu hükme varıyor. Üst dil, üst mana, üst diyalektin gerekliliğinin şartını ihtar eder. Eğer üst dil, üst mana, üst diyalektik söz konusu değilse, sır birliğinde bir hakikatini ihtar eden bu meselelerin üstesinden gelmemiz mümkün değil. Batı medeniyeti de sır birliğinde bir hikmetinden mahrumiyeti sebebiyle vahşiliğe doğru sürüklenmiştir. Hatta prensiplerinin, yani doğru prensiplerinin yanlış kullanılmasından değil, bilfiil prensiplerinin baştan yanlış olmasından dolayı insanlığı felakete sürüklemiştir ki bu sözü de, bu fikri de beyan eden yine Amerikalı Müslüman olmuş bir hanımdır. Meryem Cemile adında bir fikir kadını bu sözü söylemiştir. Yani doğru prensipleri yanlış kullandığı için değil diyor. Bilakis prensiplerinin yanlış olmasından dolayı Batı bu hale düşmüştür. İnsanlığı da perişan bir duruma sokmuştur. İşte burada üst dil, üst mana, üst diyalektiğin gerekliliği söz konusu. Bu şartı ihtar ediyor diyor. Sır birliğinde bir olma hikmeti.
Bu olmaksızın hiçbir şey yapılamaz. Bu gerekliliği ihtar ediyor diyor. Son tecritte bu ne demektir? Şu demektir. Mutlak fikrin gerekliliği. Yani ilk düğmeyi düğmelerken ilk düğmenin ilk düğme olduğu şuurunu ilka eden vahiy. İlahi hikmetlerin tecellisi. Bunlara bağlı olmaksızın hiçbir şeyin başarılması mümkün değil. Yani eşya ve hadiseyi zahiri planda didik didik etmiş olsanız bile nihayetinde fıtrata aykırı bir bilginin gelişmesi sebebiyle o eşya ve hadiseler sizi tasarruf altına alır. Fakat siz hali hazırda ona tasarruf ettiğinizi zannederek yürümeye devam edersiniz. Bugün insanlığın zamanı koşturamaması, zamanın içinde koşmasının sebebi de budur. Yorgunluk da bundan kaynaklanıyor zaten. Zamanı